Gazete manşetlerine birlikte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi inceledik değerli izleyenler. Galatasaray'ı noktalamıyoruz, devam edelim. Çünkü bir Skype bağlantımız var. Savaş Şorlu bugün konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Yayınımıza iyi bir hafta diliyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi çalışmalar, iyi yayınlar sevgili Demet. İyiyim, sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. 26. hafta heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bugün yine önemli karşılaşmalar var. Sizinle Galatasaray-Ankara Gücü karşılaşmasını konuşalım. Birçok detay aslında hem haberlerde hem gazete manşetlerinde baktık ama sizin de maça dair yorumlarınızı merak ediyoruz. Özellikle maç öncesinde bir zemin tartışması vardı. Okan Burun da dediği gibi aslında beklenilenden iyi bir zeminle de karşılaşıldı dünkü maçta. Ankara Gücü kısmını düşünürsek belki biraz güçsüz gözükmüş olabilirler. Galatasaray'ın performansı çok etkiliydi. Nasıl buldunuz karşılaşmayı? Zeminle başlayayım. Sakatlık vermeden bu maçtan çıkmak güzel. Çünkü makyajlı bir zemindi. Yani bir hafta içinde, hatta 5-6 gün içinde bu kadar düzenli gibi gözüken, geçtiğimiz hafta ve bu hafta arasında bir hayli farklılık gözüküyordu. O sadece sanki kısa sürede bir makyajlanmış bir zemin gibi geldi bana. Galibiyete bir futbola gelecek olursak, gerçekten Galatasaray'da son haftalarda ya da işte bu şampiyonluktan sonraki Galatasaray'da eksiklere rağmen, zengin kadroya rağmen oyuncular değişebiliyor ama Okan Hoca'nın oyun anlayışı gerçekten hiç değişmiyor. Birileri çıkıyor, bir anda parlatabiliyor, bir anda geriyen koca var. Dün akşam mesela Tete Berkan sahanın yıldızlarıydı. Evet. Yeni transferlerden Köln ilk maçında çok olumlu bir cevap verdi. İtalya konuşacağız mutlaka. Kaan yoktu mesela, Hakim Ziyech yoktu. Son haftaların değil, geçtiğimiz sezonda bu sezonda takım halindeki yıldızı Torreira'nın olmadığı bir maçta Galatasaray ne yapar dediğiniz zaman Ankara Gücü deplasmanından Torreira olmuyor, Berkan yerine oynuyor. Baktığınız zaman Galatasaray kazanmasını biliyor. Zorlu süreci atlatmasını biliyor. Tecrübeli bir teknik adam var. Hani aslan payı kimin dersen, hakikaten futbolcu bazında çok çok kişileri sayarız ama Okan Hoca eksik demeden, sakat demeden, formsuz demeden her hafta bir oyuncuyu parlatıyor en az ve kazanmasını biliyor. Bu haftada baktığımız zaman Berkan sol bekte çok başarılıydı. Orta sahada yeniden o eski günlerine döndü. Tete tam acaba ne oluyor derken dün akşam maçın yıldızıydı. Galatasaray kazanıyor ve Fenerbahçe'de kazanıyor. Bakıyorsun şimdi Fenerbahçe efsane teknik adamları geçerek çok üst düzey bir puan topladı İspanyol kartlarında. Galatasaray geçtiğimiz sezon şampiyonluğu çok üzerine koyarak devam ediyor. Müthiş bir yarış var. Evet. Ama bir taraftan da şimdi artık Galatasaray'da akıllar Avrupa'da. Tabii. Burada kazanmış olduğu Prag maçının 3-2'lik üstünlüğünü deplasmanda kurtarmak istiyor. Dönüp geliyor tekrardan Antalya, Karabük Kupa, Karagümrük Kupa, ardından Beşiktaş deplasmanı. Bu yarışta Beşiktaş başına kadar kayıpsız geçmek istiyor. Hem ligde, hem Avrupa'da, hem kupada. Okan Hoca'nın dediği gibi bir de Süper Kupa'da. Yani şimdi biz hep 3 kulvarda diyorduk. Okan Hoca artık onu 4 kulvar olarak ifade ettikten sonra Galatasaray'ın işi, beklentisi daha da yükseldi bence. Peki. İsterseniz biraz bireysel performanslara değinelim. Kısaca Köln'den bahsettiniz. Yeni transfer. Dün sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın özellikle en sıkıntılı bölgeleri bekleri diyoruz ama Okan Buruk sürekli oraya oyuncuları monte ediyor ama tam oranın bölgesi olan bir isim artık orada görev yapacak gibi duruyor. Nasıl buldunuz performansını dün? Çok iyi buldum. Adam savunması, alan savunması, koşu mücadeleleri, boş koşusunu hiç görmedim. Özellikle rakibe baskılarda top çalmaları, isabetli pasları, nerede duracağını bilmesi. Yani ilk maçında bu kadar başarılı olan bir oyuncuyu baktığımız zaman mevkisinde senin de ifade ettiğin gibi artık orada devşirme sol beklerini görmekten evet. Sıkılmıştı Galatasaray taraftarı ama ona rağmen kazanan bir Galatasaray vardı. Yani bu sezon baktığın zaman 7. 8. sol bek oldu ve nihayet istediği oyuncuyu Galatasaray buldu. İlk maçında çok net bir şekilde olumlu bir sinyal verdi. Artık darısı sağ bek herhalde. Orada Kaan Oyan sakat varmıştı. Barış Alper geçti. Oğlu'yu da orada artık Galatasaray taraftarının kısmını görür. Çünkü o da talihsiz bir sakatlık. Fildiş bir takımdan bir kupayla dönüyorsunuz. Gelip sakat oluyorsunuz. Evet. O da geldiği zaman Galatasaray'ın bekleri gerçekten çok başka bir hal olacak. Yani Galatasaray tekrar dediğim gibi eksikler oluyor, sakat oluyor, cezalısı oluyor, formsuz oluyor. Ama bir şekilde kazanmasını biliyor. Yani bugün baktığımız zaman Galatasaray Ankara deplasmanında bu kadar rahat bir galibiyet açıkçası ben beklemiyordum. Hı hı. Zor maçları kolaya çevirebiliyor. Burada da Okan Hoca'nın oyuncuyu kazanması, hatta baktığımız zaman maç öncesi Endombele'nin, Kaan Ayhan'ın
Hakim Ziyech zaten yoktu, İstanbul'da kalması maçı daha mı zor acaba? Bir de Lucas Torreira'yı 11'de görmedikleri zaman orada biraz daha tedirginlik olmuştu. Galatasaray kazanması biliyor. Kenetlen Galatasaray slogan haline gelmiş. Maçtan bir gün önce futbolcular Ankara deplasmanından sonra oteline gittiği zaman futbolcular adına yazılmış birer tane mektup. Geçen sene bunu yapmıştı Galatasaray maçta. Bu sene Evet, de çok başlıyor. da güzel Yani yazılmış mektuplardı. profesyonelce yapmış, kişiye özel yazılmış. Takım kaptanı Muslera'sından, işte Torreira'sından, Icardi'sinden, Kerem. Hani bunlar gerçekten takımdaşlığı gösteren şeyler. Bunlar gerçekten şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteriyor Galatasaray. Baktığın zaman ufak tefek sorunlar her takımda vardır. Ama Galatasaray gerçekten kenetlendiği zaman çok ilginç başarılara sahne olduğunu geçmişte de biliyoruz, bugün de biliyoruz. UEFA Kupası'nı kazandığı zaman da Galatasaray'da paraların ödenmediği dönemler vardı. O dönemde Fatih Terim'in evinden para getirip futbolculara ödediği maaşları biliyorum. Ama bugün baktığımız zaman Galatasaray'da tıkır tıkır işleyen bir çark var. Ve bu çarkın da en önemli başarısı yönetim, taraftar, futbolcular kendi aralarındaki aidiyet duygusu. Gelinen noktada çok duygusal şeyler beraber birlikte başarıyı getiriyor. O mektup olayı da affe alınmamalı. Galatasaray çok zorlu bir Ankara Gücü deplasmanında futbolcular kamp için odasına girdikleri anda yetenekler odasında böyle duygusal kişileri anlatan bir mektup buluyor. Bu da tabii başarıdaki baş mimarlardan bir olay olarak bir kenara koymak lazım. Kesinlikle. Sanchez'i de konuşalım istiyorum. Dün bir gol kaydetti ve Barış Alper'in de bir asisti var kendisine. Özellikle Galatasaray stoper hattındaki isimlerden gol katkısı almayı seviyor. Bu anlamda da tabii ki takıma oldukça yararlı isimler ön plana çıkıyor. Sanchez dün nasıldı? Sanchez de çok başarılıydı. Güzel de bir gol Evet. attı. Onu ifade ediyorum. Yani Abdülkerim oynuyor. Evet. Deniz dışarı çıkıyor. Sanchez diye geçiyor. Bu sezon futbolcu basında baktığın zaman Zaha kaçırdığı maç 10'dur. İşte Icardi'nin 3-4 maçı vardır. Abdülkerim kaçırdığı maçlar vardır. Hakim Ziyech'in var. Tete'nin var. Birçok futbolcunun kaçırdığı maç sayısı var. Yıldız bazında. Muslera'ya hiç saymıyorum. Muslera çünkü sürekli biyonik adam oynuyor, sakatlansa da oynamak istiyor. Kaptan gemiyi hiçbir zaman terk etmiyor. Yani buna rağmen Sanchez'in yanındaki oyuncular değişiyor. Sağ tarafındaki oyuncular değişiyor, sol tarafındaki oyuncular değişiyor. Nerede oynarsa oynasın başarıdan asla vazgeçmiyor. Başarıyı da bir takım halinde kenetlenmenin getirdiğini hep üstüne basarak söylüyorum. Ama gireniyle, çıkanıyla, hatta tribüne çıkanıyla, kulübede kalanıyla Galatasaray çok net bir şekilde bir teknik başarısı var. Tekrar söylüyorum yani oyuncular değişebiliyor ama oyun anlayışı değişmiyor. Yedekken de oyuna giren maç kazandırıyor. İdeal 11'indeki oyuncular da maç kazandırıyor. Rakibini çok şaşırtan bir Galatasaray var. Yani ezbere bir kadrosu yok. Bütün eksiklere rağmen Okan Buruk, sevgili Demet kazanmasını biliyor. Burada da geçen sene elindeki kadronun kısıtlı olmasından dolayı ezbere bir kadroyla oyun anlayışı zaman zaman değişiyordu ama bu sezon gerçekten de her maç farklı bir şey görebiliyoruz. İlk önce 11'de hissediyoruz, sonra oyun anlayışında hissediyoruz. Sağ bek oyuna geldikten sonra biraz daha farklı bir, daha hızlı bir Galatasaray izleyebileceğimizi düşünüyorum ben. O şampiyonluğun yarışının daha böyle kızıştığı, daha böyle maç atmosferinin yükseldiği yerlerde o sağ bek oyuna geldiği zaman biraz daha farklı olur diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Peki şimdi Sparta Prag mücadelesinden de bahsettiniz. Dünkü karşılaşmadaki 11'i ve oynayan oyuncuları şöyle göz önünde bulundurduğumuzda, özellikle Prag karşısında bu mücadelede oynayan hangi oyuncular adına bir prova yapılmış olabilir? Örneğin Barış Alper yine sağ bekte görev alır mı? Kaan Ayhan'ın dönme ihtimali nedir? Tete'nin dünkü performansına bakarak acaba Prag karşısında olabilir mi gibi. Güzel, güzel bir soru. Ben şunu söyleyeyim bir defa. Kaan Ayhan'ın net olarak Prag maçına saklandığını düşünüyorum. Barış'ın olduğu yerde Kaan Ayhan'ı izleriz. Diğer taraftan baktığımız zaman Lucas Torreira'yı Ankara'daki zeminden çekindiği ve çok fazla maç yorgunluğu olduğu için o bölgede dinlendirmişti Okan Hoca. Bu karşılaşmada baktığımız zaman Muslera değişmez isim olur. Barış Alper'in olduğu yerde Kaan'ı görürüz. Nelson Sanchez değişebilir de değişmeyebilir de çünkü Abdülkerim de gerçekten zeminden dolayı o konuca getirmedi. Köln mecburi bir değişim olur. Yalnız onu söyleyeyim. Oraya Berkan tekrar döner. Avrupa Kupası'nda adı olmadığı için. Berkan'ı oradan sol beke çekip orada yine Kerem Demirbay, Lucas Torreira'yı görürüz. Tete bu formuyla sanki 11'i kapar gibi geliyor. Diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Icardi'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. 3 tane değişik olur. Biraz mevkisel, biraz da dışarıdaki oyunculardan geleceklerle beraber. Çünkü Galatasaray bu maçta
çok koşan bir rakibe karşı oynayacak. Orada evinde daha fazla koşuyor. Burada da mücadeleyi seven, daha çok koşan bir ekipten kurulu bir 11 olacağını düşünüyorum. Okan Hoca bunun için de bugün takıma izin veriyor ödül olarak. Normalde izin programı gözükmüyordu ama çok üst üste oynanan maçlardan dolayı Okan Hoca o birlikteliği, kenetlenmeyi bahsetmiştim. Belki futbolcuların isteğiyle, belki kendi düşüncesiyle ama güzel bir jest yaptı. Perşembe günü çok zorlu bir maça gidecek. Çarşamba günü deplasman, aileyle birlikte olamayan futbolcular özel işlerinden dolayı bugün galibiyet özel bir de izin jesti yaptığını söyleyelim. Bireysel motivasyona da çok önem veren bir takım Galatasaray. Muslera'yı sormak istiyorum size. Az önce de kısaca bahsettiniz kaptandan. Dün yine özellikle yeni sözleşme ile alakalı bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Yeni sözleşme imzalanacak gibi. Bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? Net bir şekilde ben hep söylediğim bir şey var. 1+1 yıllık sözleşmeyi Muslera'nın önüne koydukları zaman kapadılar. Senle daha önce de bunu çok kez ifade ettim. Eyüpspor iddiaları çıktığı zaman asla gitme ihtimalini vermiyorum dedim. Yani 12-13 yılını Galatasaray'da geçirmiş, efsaneleşmiş, artık neredeyse büstü dikilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncunun parasal anlamda 500 bin euro için, 600 bin euro için ya da bir yıllık fazla sözleşme için Galatasaray'ı terk edeceğini düşünmüyorum. Yeni bir şampiyonluk, yeni bir tarih yazmak için mücadele ediyor. Önüne konulacak sözleşmede 1+1 yıl kabul eder ve daha sonra bile devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir performansın devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular çok seviyor. Adeta geminin kaptanlığını çok iyi bir şekilde yürütüyor. Ben kısa sürede Muslera sorununun çözüleceğini düşünüyorum. Sorun demiyorum aslında. Ben bunu sorun olarak görmüyorum. Muslera'ya iyi bir yaklaşımla bir şampiyonluk yarışında kendi kafasını rahatlatmak için, futbolcuların kafasını rahatlatmak için ve camiaya bu güveni devam ettirmek için ben bu süreyle sözleşmenin olacağını düşünüyorum. Dün bir haber okudum. Yok, bir yıllık daha istiyor. 2,5 milyon euro işte olmuyor. Ben buna çok doğru bulmuyorum. Hatta bu süreyle de bu kadar katı bir düşüncesi olduğuna ihtimal vermiyorum. Evet, zaman zaman gençliğinde sözleşmelerde diretmiştir. Ama bugün tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi, iki sezon olduğu önce olduğu gibi federasyon yönetimden bir talep gelirse ben burada bir fedakarlık daha yapacağımı düşünüyorum. Son bir imza için baskıyla maaşını yükseltmek değil, yine fedakarlık yapabileceğimi düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Tekrar iyi haftalar, iyi sabahlar, hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar, iyi haftalar. Savaş Şorlu ile birlikte Galatasaray'ın gündemini konuştuktan sonra haberlerimize geçiyoruz. Tekrar 26. haftada oynanan bir başka mücadele. Trabzonspor Siltaşyapı Pendikspor'u dün oynanan maçta 2-0 mağlup etmeyi başardı.